Merhabalar herkese, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bu modelimizi daha önce videosunu çekmiştim arkadaşlar. Nasıl yapıldığını göstermiştim. Şu bir tane motifin ve bir tane motifin ekleme şeklini göstermiştim. Şimdi üçüncüyü ekledim. Birlikte dördüncü motifi ekleyeceğiz. Açıklamalar bölümüne ilk videonun linkini paylaşacağım. Oradan da bulabilirsiniz. Şimdi motifi yaptım. Motifin anlatımını yaptığım için buraya kadar ördüm. Şöyle tığımızı alalım. Buraya kadar bu şekilde ördükten sonra dördüncü, üçüncüyü de aynı mantıkla ekliyoruz. Şimdi dördüncü motifi de şu uç kısım. Badem modelinin başlangıç kısmımız burası. Uç kısım buraya gelecek şekilde şöyle iki taraftan birleştirerek bir kare elde edeceğiz. Şimdi şurayı birleştirdikten sonra buradan tığımı çıkartıyorum. Hemen gerisindeki şu trabzanı, bu dört trabzanı birlikte toplamıştık burada. Dört trabzanı birlikte toplayıp bir tane zincir çekiyoruz. Tığımı gerisindeki trabzanın arasından geçirerek ipi arkaya taşımaya çalışıyorum. Bir geriye taşımaya çalışıyorum. Şöyle bir kez yapmamız yeterli. Şimdi tığ bir kez doluyoruz. Tam bu tepe noktaya batıyoruz. İki tane trabzan yapıyoruz. Şöyle bir aynı yere tam sivri uca batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz bu arada. Tığ bir kez dolayıp üç defa da çıkıyoruz. Şimdi bu ortada 6 tane zincirimiz var. Şu üç ucun birbirine birleştiği noktaya birleştireceğiz. 3 tane zincir çekiyorum. Tam bu üçünün birleştiği noktaya şöyle motifler birbirine tersi birbirine bakacak şekilde getirelim. Şimdi bu tarafa doğru örerek burayı birleştireceğiz. Tam bu noktaya batıyoruz. Birleştiriyoruz. 3 tane tekrar zincir çekiyoruz. Şimdi ördüğümüz modele dönüyoruz. Aynı noktaya, sivri noktaya batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi ikinci trabzanı yaptıktan sonra hemen şurada yan duran trabzana tam dibine batarak bu iki trabzanı birleştirdim. Şimdi tığ doladım. Hemen alttaki ikilinin birinci videoyu izlediğinizde bu kısmı daha net anlayacaksınız. Buraya geliyoruz. Yine iki tane trabzan yapıyoruz. Bir. Şu an sadece bu motifi birleştirmeyi gösteriyorum. İki tane zincir çektim. Normalde dört zincir çekiyoruz. Yanındaki şu boşlukları oluşturuyoruz. İki zincir çektik. Şöyle birleştiriyoruz şimdi. Hemen bu sıradaki boşluğa girip birleştirdim. Tekrar iki zincir. Aynı noktaya yine iki tane trabzan. Bir. İki. Şimdi bir alt sıradaki şu iki trabzanın arasına giriyorum, birleştiriyorum. Tekrar buradan tığ dolayıp hemen bir alttakine giriyorum. Buraya da aynı şekilde önce iki tane trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa girip birleştiriyorum. Tekrar iki zincir döndük. Aynı boşluğa iki trabzan daha yapıyoruz. 1 2 Şöyle bakalım. Evet, şimdi yine bu tarafa doğru örmeye devam ediyorum. Hemen alt sıradaki trabzanın arasına girdim, birleştirdim. Tığ dolayıp bu aralarda zincir yok. Tığ dolayıp hemen bir alt sıradaki trabzanın arasına giriyoruz. 1 2 1 2 zincir geliyoruz sıradaki boşluğa birleştiriyoruz. Tekrar 2 zincir. Yine aynı
boşluğa 2 trabzan daha yapıyoruz. Şimdi 3 taneyi birleştirdik. Ortayı saymıyorum. Ortayı saymadan 1, 2, 3 diyelim. Dördüncü de 6 zincirimiz var kenarlarda. Burada da aynı şekilde. Şimdi bunu hemen bir alttaki satıra yine giriyoruz. Birleştirdik. Bir doladık. Yine bir alttakine girdik. İki tane yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Çünkü burası tam kenar kısmı. Sıradaki boşluğa birleştirdik. Tekrar 3 tane zincir döndük. Aynı boşluğa yine 2 trabzan. Şimdi buradan şurada yaptığımız gibi hemen bir alttaki boşluğa girmiyoruz. Bunu bu yaptığımız boşluğun hemen yanındaki şu ikisinin birleştiği noktaya, şuraya batarak birleştiriyoruz. Yani şu boşluğa, alttaki sıradaki boşluğa, iki trabzan arasına diyeyim daha doğrusu, buraya girmiyorum. Bu ikisinin birleştiği noktaya batarak birleştiriyorum. Tığ dolayıp şimdi buradaki boşluğa giriyorum. Dediğim gibi birinci videoyu izlerseniz motifin yapımında burası daha ayrıntılı. İşte iki trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 2 trabzan daha yapıyorum. Bir tek burada atlamıyoruz. Bir alt satıra geçmiyoruz. Şimdi buraya eklemedim artık. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane. Ortayla beraber sayarsak 5 tane birleştirme yapmış olduk. Şöyle biraz gerelim. 1, 2, 3, 4. Ortayla birlikte 5 tane birleştirme. Şimdi birleştirme yapmadan devam ediyoruz. Tam şunun karşısına gelene kadar, buraya kadar. Burada bu tarafı birleştireceğiz. Bu taraftan da birleştirerek devam edeceğiz. Şimdi burayı tamamlayalım. Şimdi hemen bir alttaki iki trabzan arasına giriyoruz. Birleştiriyoruz. Sonra tığ dolayıp bir alttakine tekrar giriyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 2 trabzan daha aynı yere. Şimdi sıradaki şu ikilinin arasına giriyorum. Birleştiriyorum. Buradan tığ dolayıp bir sonraki ikilinin arasına giriyorum. 1, 2 trabzan, 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1, 2 trabzan. Şimdi burada bakın başlangıç noktası burası modelin. Yine burada 2 tane trabzanımız var. Hemen buraya giriyorum. Birleştirdim. Şuradaki birleşmeden sonra 1, 2, 3 tane boşluk yapmanız gerekiyor. 4 zincirli. Şimdi tam buraya birleştirdik. Buradan da tığımızı dolayıp şöyle başlarken 2 trabzan 1 zincir 2 trabzan şeklinde başlamıştık. Tam şu başlama noktasındaki ilk zincire giriyoruz. 1 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar şimdi 2 trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Burada zincirin içine batmıştık. Bu deliğim büyüdü. Bunu büyütmeyebiliriz aslında. Şöyle bir aşağıya da batabilirdik. Şimdi bunu şuradaki dönüyoruz artık. 2 tane trabzanımız var. Hemen şu ipi de gizleyelim burada. Bunun içine batarak birleştirdim. Şimdi tığ dolayıp yine aynı şekilde sırayla devam ediyorum. Bir alttaki ikişerli trabzan arasına girdim. 1 2 1 2 3 4 zincir. Aynı yere tekrar. 1 2. Evet, bu arada ipim bitmek üzere herhalde kenarını farklı bir renkle göstereceğim. Şöyle burayı da döndük bakın. Şimdi hemen sıradaki şu iki tane trabzan arasına
girerek birleştiriyorum. Sonra tekrar tığ doladım. Bir sonraki alttaki bir sonraki trabzan arasına girdim. 1 2 1 2 3 4 zincir tekrar 1 ve 2. Şimdi şu köşeden sonra yine sayın. 1 2 3 tane boşluğumuz olacak. Şimdi iki tanesini yaptık. Köşeyi şu köşeyi saymıyorum. Üçüncüyü de yapacağız. Dördüncü de 6 zincirli birleştirme yapacağız. 1 2 1 2 3 4 zincir tekrar 1 ve 2. Şimdi geliyoruz bakın. 1 2 3 taneyi yaptık. Köşeyi saymıyorum. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta. Bir sonraki ikililerin arasına girdik, birleştirdik. Tığ doladık. Bir sonraki ikililerin arasına giriyoruz şimdi. 1 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradan. Şurası 6 zincir çektiğimiz yer. Yine şöyle sayabilirsiniz. Şurayı saymıyorum. Birleşmeyi 1 2 3 4 buradan. Şöyle çevirelim. Birleştirdik. Şimdi 3 tane zincir. Tekrar geri dönüyoruz. Buraya yine 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir sonraki ikiliye arasına girerek birleştirmiyoruz. Bu yaptığımız boşlukla şu alttaki boşluk arasında birleşme noktası var. Tam buraya batarak bu ikilileri birleştiriyoruz. Tığ doladık. Şimdi alttakine giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 2 zincir. Evet, şimdi şöyle sırayla buradaki boşluğa girdik. Kapattık. Tekrar 2 zincir. Dönüyoruz. 1 2 Sıradaki boşluğa girdik, birleştirdik. Tığımızı dolayıp bir sonraki boşluğa yine 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyoruz. Şöyle göstereyim. Şimdi artık buradan başladığımız için bu taraf kapalı gidiyor. Sıradaki boşluğa 1 2 tane bakın buraları da yapacağız. Birleştireceğiz. Şimdi sıradaki boşluğa girdik, birleştirdik. Tekrar 2 zincir. Yine aynı boşluğa giriyorum. 1 2 Hemen alt sıradakine geçtik, birleştirdik. Bir doladık. Evet, şurada kafamız karışmasın. Yine bir doladık, hemen alt sıraya girdik. 1 2 2 zincir. Pardon. Sıradaki boşluğumuz burası. Şimdi buraya giriyorum. Birleştiriyorum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Evet, şöyle tutarsam herhalde daha iyi görünür. Bir tane daha dolayalım. Aynı boşluğa yine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Böyle güzel görünüyor ama örmesi biraz zor oldu. Şöyle 2 tane trabzan yaptık. Geliyoruz şimdi tam uç kısma bakın. Tam ortaya bir tane daha birleştirme yapacağız. Ortayı daha doğrusu birleştirme yapacağız değil, yaptık. Buradan başladık. İpi geri çekerek burayı birleştirdik. Sonra devam etmiştik. Şimdi son iki tane trabzanı yaptık. Geliyoruz buradaki ilk iki trabzanı yaparak başlamıştık zaten. Birincisini üzerine şöyle batıyorum. Buradan geçirdim. Bir tane de zincir çekelim. Şimdi ipimizi kesebiliriz. Evet, bu arada kendime bir şöyle tığ standı yaptım. Tığlarım, kalemlerim, makaslarım bir arada dursun diye.
Şuraya da makas yeri yaptım kendime. Nasıl sizce? Güzel mi? Bilemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Artık burada durur sanırım. Evet, birleştirdik arkadaşlar. Şöyle açalım. Bakın, biraz ütü istiyor tabii ki bu. Dört motif birleşince. Şöyle bir karemiz oldu. Şu ipimizi de hemen modelin arkasını çeviriyoruz tersine. Bu ipi buralardan gezdiriyoruz. Ne kadar uzun gezdirirseniz o kadar sağlam olur. Ben bazen kısa kısa kesiyorum. Uzun sürmesin diye. Şöyle. Evet, şimdi tamamını keselim. Şurası başlangıç noktamızın ipi. Bunu da zaten gizledik kenarları yaparken. Evet. Şimdi biraz daha gerdim. Şöyle daha güzel görünüyor sanırım. Bakın. İsterseniz böyle yapıp yine bu şekilde buralardan ekleyerek bunu büyütebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani aynı motifleri örüyorsunuz. Aynı kenarı yapıyorsunuz. Şu uç kısım, badem modelin uç kısmı hep içe gelecek şekilde, bakın şöyle. Buraya sanırım 3 tane motif gerekir. Şöyle 1-2 tane yeterli mi bilmiyorum. Yani biraz onu öğrenerek denemek de lazım sanırım. Evet, hesaplıyorum. 2 tane yeterli olacak. Bir tane şöyle gelecek. Bir tane böyle gelecek. Yine buralardan aynı şekilde ekle ekle isterseniz büyütebilirsiniz. İsterseniz de şimdi bunun bir kenarı var. Kenarını kısaca göstereceğim size. Yalnız beyaz ipim çok az kaldı. Yani sanırım yetmeyecek. Aynı beyazımdan da yok. Şöyle bir renkle beyazın üzerine krem nasıl durur hiçbir fikrim yok şu anda, ama en azından kenarı göstermiş olayım. Evet. Nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Şuradan başlıyorum şimdi kenarı yapmaya. Bir tane zincir çekelim. Burada yine tabii şablondan yardım alıyorum. Bir zincirimizi çektik. Şu iki motifin birleştiği nokta. Şuradan başlıyorum. 2, 4, 6, 7 tane zincir çekeyim. Şu ikisinin birleştiği noktaya tığımızı geçirelim. İlmeğimizi buradan alalım ve 1, şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çekelim. Evet, 7 zincir. Şöyle bir doluyoruz. Aynı noktaya batarak şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. Evet, zincirin 3 tanesi bu tarafın trabzanını oluşturacak. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekilmiş burada. Ben bunu 5 yapıyorum. Geliyorum bir sonraki boşluğa batıyorum. Birer zincir çoğaltıyorum çünkü gerdirecek gibi geldi. Sonra 4 tane zincir çekiyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4. Burada 5 çektik, burada 4. Bir doladım. Bir sonraki boşluğu, bu boşluklara çalışıyoruz. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tane zincir arada. Aynı boşluğa tekrar. 1, 2, 3 tane trabzan. Şimdi tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki boşluğa sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Ve 1, 2, 3, 4. 5 zincir çekiyoruz. Şunu biraz çekelim. Kamera direkt orayı netleştiriyor. Evet. 5 zincir çektik. Tam köşedeki boşluğa giriyoruz. Yine aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 1,
2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar. 3 trabzan daha. 1, 2, 3. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Köşeler bu şekilde. Şimdi bir sonraki boşluğa bunu birleştiriyoruz. Ve 4 tane zincir. 4 zincir. Bir doladık. Diğer boşluğa. Yine 3 tane trabzan. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Trabzanların arası hep 4 zincir. Bir doladık. 1, 2, 3. Köşeyi bu şekilde dönmüş olduk. Yine 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Bir sonraki trabzana birleştirdik. Ve bu araya geldik şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir doladık. Yine şu ikisinin birleştiği noktaya batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3. Arada 1, 2, 3, 4. Tekrar. 3 trabzan daha yapıyoruz. Aynı noktaya batarak. Tekrar 5 zincir. 3, 4, 5. Şimdi normalde buralar 5, şuralar 3 zincir çekilmiş. Onu siz de elinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İlla benim söylediğim zincir sayısını çekmeniz gerekmiyor. Yani bol gelirse size birer tane az çekebilirsiniz söylediğim zincirlerden. Şimdi 1, 2, 3, 4. Yani normalde burada 4, pardon, burada 3, burada 4 çekilmiş. Ben 5, 4 yapıyorum. Aralar 4 çekilmiş. Yine 4 çektim. Şimdi bir doladık. Diğer boşluğa geçtik. 1, 2, 3 trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı boşluğa 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki boşluğa birleştirdik. Buraya köşeye gelirken 5 tane. Çünkü mesafesi geniş. Buraya giriyoruz. Yine 1, 2, 3 trabzan, 3, 4 zincir. Aynı boşluğa yine 3 tane daha yapalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle bir sonraki boşluğa geçtik. Ve 1, 2, 3, 4 zincirle bir sonraki boşluğa yine 3 trabzan, 4 zincir, 3 trabzan şeklinde devam edeceğiz. Komple bu şekilde. Evet, 1, 2, 3. Şöyle bakalım bir daha. Bakın dolgular bir kenarda 1, 2, 3 tane. Köşelerle 4, 5 tane. Bu şekilde. Etrafını böyle dolanalım. Şu başlangıç noktasına kadar gelelim. Aynı şekilde örerek. Sonra bir üstte beraber geçelim. Evet, başlangıç noktasına geldim arkadaşlar. Elimden düşürüyordum bu arada. Bakalım yine isterseniz şöyle kenarları aynı gösterdiğim şekilde geldik. Şimdi en son şuradan başlamıştık. 5 tane zincir çektik burada. Bir doluyoruz. Şu noktaya tam başladığımız noktaya batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 ve 2. Evet, şurada zincir çekerek zaten başlamıştık. 7 tane zincir çekmiştik burada. Şöyle 1, 2, 3, 3. zincire batıyorum. Birleştiriyorum. Buraya da 3 trabzan
görüntüsü veriyoruz bu şekilde. Şimdi buradan yine 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkalım. 3 zincir, bu birinci trabzanımız. Boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2. Zincirle birlikte 3 olacak başlangıç noktamız. Şöyle. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi yine 2 tane boşluğa yapıyoruz. 2 tane boşluğa trabzan yapıyoruz. 1, boşluğa batarak yani. 2, sonra sıradaki 3 trabzanın üzerine 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Toplamda 5 tane trabzan yapmış oluyoruz. Burası da dönüşte tamamlanacak. Yine burada da 5 tane trabzanımız olacak. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, burada da yine 3 zincir çekmişler. Ben şimdi 4 zincir çekiyorum. 1 doladım. Şu arada hiçbir işlem yapmadan trabzanların tepesine atlıyoruz. 3 trabzanın üzerine yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 3. Boşluğa batarak 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi şu zincir yeterli olacak mı diye kontrol ediyorum. Evet, sanırım olacak. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir doladık. Aynı boşluğa batıyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Boşluğun içine 3 tane de trabzanların tepesine batarak yine 5'e tamamlıyoruz. Şöyle. Tam bitmişi bu şekilde. Tekrar 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir doladık. Köşede aynı şekilde. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Ama mutlaka bu köşeyi dönerken dikkat edin. Şu 4 zincir yerine 5 zincir de çekebilirsiniz. Eğer gerdirirse. 3 tane trabzamızı yaptık. Köşeye de 2 tane yaptık. 5'e tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar aynı boşluğa şimdi 2 tane. 1, 2. Sırayla devam ediyorum şimdi. 3, 4. Trabzanların üzerine batarak. 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi burayı da yapıp bir kontrol edeceğim tekrar. Aradaki boşluklarda herhangi bir işlemimiz yok. Direkt trabzanların tepesine batıyoruz. 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyoruz. Boşluğa da 2 tane trabzan yapıyoruz. Toplamda boşluğa 4 tane yapmış oluyoruz aslında. Arada 4 zincir çekerek. Evet, 4 zincirimizi çektik. Tekrar aynı boşluğa şimdi batıyorum. 1, 2, şimdi trabzanın tepesine 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Bir doladık. Şimdi geliyoruz tam ortadakine. Şöyle 1, 2, 3, boşluğa 4, tekrar boşluğa, pardon, 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine aynı boşluğa 1, 2, trabzanın üzerine baktım şimdi 3, 4 ve 5. Evet, şimdi bir bakalım. 4 zincir buraya yeterli olmuş mu diye. Evet, sanıyorum yeterli olacak. Belki 5'i de kaldırabilir ama bu sefer de marullanır. Şu an ütüsüz haliyle düzgün duruyorsa biraz da ütülendiğini farz edelim. Daha düzgün duracaktır. Evet, şimdi bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Aralarda 4 zincir, trabzanın aralarında 4 zincir.
Buraya da 5 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. Şimdi gelelim başlangıç noktasına kadar. Sonra bir üst iğne birlikte geçelim. Beyaz olsaydı ipim daha güzel duracaktı herhalde ama artık bununla idare edeceğiz. Evet, dolanıyorum şimdi buraya kadar ve burada görüşüyoruz. Evet, başlangıç noktasına tekrar geldim arkadaşlar. Bu şekilde dolandık. Şimdi 4 tane iğne zincirimizi çektik. Burada 3 tane trabzanımızı zaten yapmıştık başlarken. Tığ bir kez doluyoruz. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum. Birinci trabzanı yaptım. Bir sonrakine batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. 3 tane de burada var. İlk zincirin tepesine batarak birleştirerek buraya da 5 trabzan görüntü veriyoruz. Şimdi buradan 1, 2, 3, 3 tane zincir trabzanımız olacak. 1, 2, 3, 4 tane daha zincir çekiyorum. Toplam 7 zincir çektik. Şöyle 3. zincirin üzerine batarak buraya bir pipirik yapıyoruz. Bu son sıramız. Şimdi bir tane zincir çekiyoruz. Bir doladım. Bir trabzan yuvası atlayıp bir sonrakine, yani sondaki trabzanın üzerine batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincir. Şimdi şöyle tepeden doğru batıyorum. Buraya da bir pipirik yapıyorum. Bir zincir. Bir doladık. Ortadaki boşluğa 3 tane trabzan yapacağız. Yine tepelerinde her birine bir tane pipirik yaparak. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın tepesinden doğru şu şekilde batıyoruz. Çekiyoruz. Bir tane zincir. Boşluğa tekrar. 1, 2, 2, 3, 4. Bu pipirikleri şöyle de yapabilirsin. Trabzanı yaptık ya. Arkasındaki boşluğa batarak şöyle de yapabiliriz, daha kolay. Bir zincir, tekrar boşluğa. Boşluğa 3 defa batıyoruz. 4 zincir, tekrar boşluğa batalım. Kapatalım, bir pipirik. 1, 2, 3 tane boşluğa batarak yaptık. Bir zincir, bir doladık. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum. Yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen gerisindeki, bu son yaptığımız trabzanın gerisindeki boşluğa batıyorum. Pipiriği böyle yaparsak daha kolay, daha da güzel duruyor. Bir zincir. Bir doladık. Bir yuva atlayıp bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir pipirik. Her trabzandan sonra bir pipirik, bir zincir. Bir zincirimizi çektik. Yine bir yuva atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Değil mi? Şurayı da sayalım. 2, 4, 6, 7. Evet. 7 tane pipirik oldu bakın. Şimdi son trabzandan sonra pipirik yapmıyoruz. Bu trabzanı yaptıktan sonra tığın başını dolayarak direkt buradaki trabzanın tepesine geçiyoruz. Buraya bir trabzan yapıyoruz. Birleştirdik burayı. Bir zincir. Burada da bir pipirik yok şimdi. Bir zincir çektim. Bir yuva atladım. Bir sonrakine geçtim. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Hemen arkasındaki boşluğa batarak bir pipirik. Bir zincir tekrar. Bir yuva atlayıp bir sonrakine. Alttaki bu 5 tane trabzanın üzerine 1, 2, 3 tane trabzan yapıyoruz. Tekrar bir pipirik, bir zincir. Şimdi boşluğa yine 3 tane 1, 1, 2, 3, 4 zincirle bir pipirik. Tekrar bir zincir. Yine boşluğa batıyorum. 4 zincir, bir zincir, tekrar boşluğa, 3 defa boşluğa batarak 3 tane trabzan yaptık.
pipiri yaptık, kapattık. Yine bir zincir. Şimdi ilk trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4 zincir. Bir pipirik. Bir zincir. Bir yuva atladık. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine bir pipirik. Bir zincir. Şimdi son trabzanın üzerine batıyorum. Şimdi sayalım yine. Son trabzanda pipirik yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane olacak. Bir doladık. Köşeye geldim. Köşede de yine ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bu şekilde trabzanları birleştirdim. Bir tane zincir. Burada da pipirik yapmıyoruz. Bir yuva atlayıp bir sonrakine battık. Aynı şekilde köşeyi de döneceğiz. 4 zincir. Tekrar bir zincir. Sondaki trabzana 1, 2, 3, 4. Kapattık. Bir zincir. Boşluğa geldik. Bir zincir. Tekrar aynı boşluğa ikinci trabzanı yapıyorum şimdi. Bir zincir ve boşluğa batarak üçüncü trabzan. Evet, bir zincir. Şimdi ilk trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4 zincir. Pipiliğimizi yaptık. Bir zincir. Bir atladık. Bir sonrakine. Dört zincir ve şöyle bir pipirik. Yine bir zincir. Sondaki trabzanın üzerine geldim. Son trabzanda pipirik yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir doladık. Bir sonrakine. Hep bu şekilde son sırayı tamamlıyoruz. Burada pipirik yok. Bir zincir. Bir tane atlıyoruz. Bir sonrakine geçtik. Yine dediğim gibi eğer gerdirme hissederseniz bu aralardaki bir değil iki zincir de olabilir. O şekilde de tamamlayabilirsiniz. Şimdi şu köşeyi dönüp ben de bakacağım. Evet. Sona geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pipiriği tamamladık. Evet. Herhangi bir gerdirme söz konusu değil. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar şimdi. Evet. Sona kadar geldim arkadaşlar şimdi. Burada son trabzanı yapıyoruz. Yine 2, 4, 6, 7 tane pipirimiz olacak. Tığın başını dolayıp buradaki ilk trabzanın tepesine giriyorum. Bir tane buraya trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekip şurada ilk yaptığımız zincir çekip üzerine pipirik yapmıştık. Bunun dibine batarak birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim ve ipimizi kesebiliriz artık. Şöyle güzel bir model olur diye düşünüyorum. Şimdi tabii daha ince iple yaparsanız bu biraz daha küçük durur. Aynı iple yaparsanız böyle tek parça olarak kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şu ortaları sadece yaparak birleştirebilirsiniz. Ya da bu kenarı yaptıktan sonra daha büyük bir şey yapmak için
Kenardaki pipiriklerden de birleştirme yapabilirsiniz. 7 tane pipirik yaptık ya burada. Şöyle 3 pipirik, 3 pipirik ekleyerek bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz ipimizi de arkadan gizleyeceğiz ve keseceğiz. Evet, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yardımcı olmaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.